Fadime abla buyur senden devam edelim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sen de Damla gibi bu evin çok çok abartılacak derecede kirli olmadığını mı düşünüyorsun? Evet, çok çok kirli değildi. Vasfiye'den daha iyi temizlik beklerdim. Şöyle salondan başlayacağım. Koltukların şu başlarını, tozlarını almamış. Oralarda tozlar. Koltukları silmiş. Nasıl silmiş bilmiyorum. Koltuk başlarını da sildim. Vitrinin arkasında hiç süpürge bile tutmamış orada. Vitrini hiçbir şey çekmedim yok. Evet. Çekmecelere bu şey televizyon sehpası çekmecelerine hiç dokunmamışsın. İçine galiba. Girmedim ama etrafını sildim. Evet, mutfakta ocağın altındaki çekmecenin çekince oradaki yağlar hep duruyor. Hiç almamışsın, oraya hiç girmemişsin. Senden böyle bir performans beklemiyordum. Dört saatte bundan daha iyisini yapabiliyorsanız evet, doğru, sizin gönlünüzde ama oralara da şöyle bir bez sürebilirdim. Tamam, peki Fadime abla sence bu eksikler 4 saat için evet olabilir denecek eksiklerle yoksa hayır? Belki biraz daha hızlı olsaydı, eli çabuk olsaydı yapabilirdi diye düşünürdüm. Mesela oranın süpürgeyi yaparken oraya süpürgenin borusunu tutup çekebilirdi. Fadime abla sen normalde evlere temizliğe gidiyorsun. Evet. Peki demişsin ki asla ve asla Vasfiye'yi yanımda götürme. Söyledim. Neden götürmüyorsun çünkü bu kızı yanında? Çünkü gördüğümde çok yavaştı. Ben yavaş isteyim. Ben bazen oluyor ki günde iki tane işe gidiyorum. Maşallah. Yani yaş farkı da var ama yavaştı. Ben kendimi yavaş hiç bulmuyorum. Ve beni ben tanıyan bir yaşındayım. Yani beni tanıyan hiç kimse yani, de sen yavaşsın demiyor. Bir şey diyeceğim. Sen şimdi diyorsun ki ben 41 yaşındayım ama 26 yaşındaki Vasfiye'yi cebimden çıkarırım. Evet çıkarırım vallahi. Gelsin bir deneyelim istersen. Kendi gününde seni de göreceğiz. Yani, yani o zaman, bu kızın eli ağır mı? Hayır ben o zaman yavaştı. Sen günde iki işe gidiyorsan Fadime abla burada muazzam bir temizlik yapman lazım. Ben bir bu günde evde iki muazzam kere, bir temizlik yapardım. Tamam bir günde cidden iki. Bu evde muazzam bir temizlik yani, yapardım. Şimdi bana bir günde. Bir saniye bir soralım. Nasıl muazzam bir temizlik yapardın? Nereden başlardın? Çekmecelerden camlardan önce süpürürdüm. Camlarımdan başlardım. Güzelce her tarafımın tozunu alardım, yerimi siler çıkardım. Peki bu kız ne yaptı bu evde? Bu kız ne yapmış? Bu kız çekmecelere dokunmamış, vitrin arkasına dokunmamış, koltuk başlarını silmemiş. Problem bir yeri peki? Silmiş, bir vitrin tozunu almış, haydi hop çıkmış dışarı. Yani sen de Damla gibi yalap şalap yaptığını mı düşünüyorsun? Damla gibi yalap şap değil ama her tarafa girmemiş. Yani. Her tarafa girmemiş. Sen de kibarcasını söylüyorsun. Aynen kibarcasını. Peki Fadime abla senden de puanını alalım. Bakalım yanımda temizliğe götürmen Vasfiye'yi diyen Fadime abla kaç puan verecek? Evet İnci senden devam edelim. Biraz sessizsin. Gözlemlerde aslında de sessizsin. Evet, bakalım yorumları nasıl olacak? Buyur. Öncelikle eline emeğine sağlık. Teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Ben sırasıyla gideceğim ki orada eğer yanlış bir yorum yapıyorsam, sana göre yanlış yorum yapıyorsam lütfen düzelt tamam. Beni. Şimdi ben mutfağa ilk girdiğimde bulaşık makinesinin filtresini temizliyordun. Her ikisine bayağı da uğraş veriyordun, telliyordun. Orada biraz sanki daha hızlı mı davransaydın? Şimdi bulaşık makinesinin altını açtığımda daha derine girememişsin. Vaktim yani yoksa... elimin yettiği yere kadar sildim. Zaten evde sıcak su akmıyordu. Bulaşık makinesini tamamen kapağını aşağı indirdin. Elin istediği kadar yeter. Hani soğuk su, sıcak su diye bir şey yok. Çünkü bizim kullandığımız yer Kadir Bey'in bize verdiği malzemeler olabildiğince en berbat yağları bile televizyon karşısında gördük çıkartıyor. Telin ve senin bilek gücünde çıkabilirdi. Orayı es geçmişsin. Ben ilk önce girer girmez filtresine bakmıştım. Acaba yapar mı yapmaz mı? Yaptın. Gördüm. Kendimi zaten gördüm. Zaten o filtreyi yapmayan da ben temizlik yapıyorum demesin. Ama resmen sel suyunun hani artığı bana kalmış. Bana desen ki İnci bulaşık makinesini sence ben tamamen bitirdim mi? Hayır. O kenarı gördüm ya dedim ki yok yapamamış. Alt kısım. Evet alt kısım. Yani ben alt kısma elimi sildim silmedim değil. Yani. Peki İnci'cim mutfakta 2 saat 15 dakika geçirdik ya. Senin açından o saat o süre zarfında bıraktığı çok büyük eksikler neler mesela? Dolabın en üstünü terledim dedin. Alçılar ben kendim sadece tırnağımla kazıdım çıkarttım. Ocak bence çok güzel olmuş. Yani dedi. Mutfakta fırın, temizliğini yeterli buluyor musun? 4 saatlik zaman içinde evet. Onun dışında oturma odasına geldim. Oturma odasında kesinlikle camın evet ben eleştirmiştim biliyorsun. Dışarıdan su dökülürse şöyle olur böyle olur dedim. Camını beğendim. Çerçevelerin gayet güzel olmuş temiz. Yalnız benim takıldığım nokta şu oldu. Evet. Bende koltukların arasına bakma huyu vardır. Tamam. Ben eskiden otelde çalışıyordum ve biz otelden çıktığımız zaman yani misafirimiz çıktıktan sonra ben koltuk aralarında bir şeyi unutup unutmadığını kontrol etmek için bu bende huydu. Bütün koltukların altına bak yani şu kenarlarına bak. Her hafta ve hepsinden, diş bu hepsinden çakmaklar, işte bozuk paralar vesaire şöyle, oldu. Şöyle koltukların hepsinin aralarını emanete, losta bırakıyorduk. Gelip alıyorlar. Hayır tabii isteyen alıyordu. 6 ay sonra gelmezse kim buluyorsa onun oluyor. Ha size geri veriyorlar yani. Hayır 6 ay eğer misafire haber veriliyor. Yok misafir... 6 ay sonra gelmezse sen buldun sana mı veriyorlar? Tabii. Misafir ben de sokarım o kolumu o koltuk aralarına. Kafamı bile sokarım. Hayır ama şöyle bir şey oluyor.
Burada bir şey bulabildin mi bari? Bulmuş, bulmuş. Çakmak falan diyor ya, onlar işte. Benden buldu. Şu koltukta buldum, o koltukta buldum, tamam, bu koltukta buldum. Tamam, ben koltukları tüpürdüm. Hatta uzun fırçasıyla kenarları aldım. Diğer üst düzeyleri de küçük fırçayla aldım. Ama yine aldım. De ona rağmen ince çakmak, çakı, ayna, tarak ne bulduysa çıkardım. Hatta şey, silerken bile, silerken bile elimi sonuna kadar soktum. Özür dilerim. Ve bezle sildim. Bu ve bu değil. Bunlar açılıp ortası görünen. Bunu onda sıkıntı yok. Bunların altı sadece biraz tozluydu. Belki bezi attın atamadın bilemiyorum. Hı hı. Şu küçük olan ve tam ortası köşe olanın içine böyle kolumu soktum. Böyle çıkarttım çakmakla. Tekrar aynı yerine koydum çakmak ve... İnce banyo için ne diyorsun? Şimdi banyo için klozetin gerçekten güzel olmuş. O klozete göre çok güzel olmuş. Çünkü içi çok kireçliydi ve gerçekten emek vermişsindir. Ben eminim. Ve koku gitmiş. Yani koku vardı orada. Birikmiş bir giderin, evet, kokusu. Bilemiyorum. O gitmişti. Yani banyoyu da beğendi. Yok, banyoyu da beğendi. Yani şimdi şöyle, banyo çok büyük bir banyo değildi zaten. Hı hı. Bu her tarafı beğenmiş. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şok. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Şok. Beğenmemek için nasıl bir çaba sarf edebilirim? Şimdi ben beğendim. Beğendiysen sıkıntı yok. İnciciğim, Damla neden şok olmuş? O zaman var ya, sen bana 5 ya 10 verirsin ya. 10 rakamı sen çıkar bunu puan. Bu kadar iddianı 4 saat iddialı yarışta da görelim. Hayır, ya. Ben bu eve göre bakın, iddialıyım. Tamam. Peteklerin üstünü, evet, dışını yapmışsın, içine de belki girdin. Ama peteklerin üstü şu, ne diyorsun, ızgara. Izgarası berbat. Onu söyleyeyim. Tamam. Gerçekten evet, berbat. Evet, o iki ızgarayı ve yıkamayı planlıyorduk. Evet, ama çok kötü son... olmuş. Miller böyle biraz herhalde ilaç sıktın galiba, yumuşattın, daha bir üste çıkmış, böyle bildiğin turuncu turuncu onlar parlıyor. Hiç... Peki İnci, senden puanını alalım. Fatma'ya da biraz yorumlar kalsın. Evet, İnci'den puanını alıyoruz. Bakalım İnci kaç puan verecek? Diyeceksiniz ki o kadar beğendim ben de, neden 4 ya da 5 değil? Şundan dolayı vermedim. Sadece mutfağını, yani dediğim gibi banyon küçüktü, oturma odan gayet küçüktü, gayet çok çok haşır haşır kiri olmayan bir yerde ve odada da, mutfakta da, banyoda da eksiğin olduğunu düşünüyorum. Tamam, hepimizin yani eksikleri olabilir, evet, ama şunu sormak istiyorum, şunu merak ediyorum. İçeriye girdiğinde bir temizlik havası var mı, yok mu? Koku banyodaki koku gitmişti. Tamam, ama girdiğinde işte mutfak bir insanın işte, aa evet temizlenmiş burası. Tabii ki kalabalık gitmişti, ona her salona şey girdiğinde de diyebiliyorsun. Değil mi? Demek ki yalap şap değilmiş. Tabii ki de bir evin temizlenmediği oradan belli olacaktır. Yani içeri girince bir temizlenmiş bir ev var. Baharatlıkların bile üstü temizdi. Yalap şap yapılan evler çünkü. Girdiğin zaman o koku gitmemiş olur. Benim evimden koku çıkmasaydı Basriye, tamam yalap şaptı. Damla'ya sorar mısın, puanı değiştirmek istiyor muymuş? Mesela iki kişi üç verdi. Hala evet, aynı fikirde miymiş? Yok, aynı fikirdeyim. Sendeki bu kadar iddiana göre performansını merak ediyorum. Sadece ben değil, eminim hep Fadime abla, İnce Hanım, işte Fatma abla da aynı şeyi düşünecektir. Tamam. Senin bu kadar konuşmana rağmen kendi evinde mükemmeller bana yaratman lazım. Bana bu ev çıksaydı lazım, görürdün zaten. Bu ev bitti artık. Bak ben yarıştım, bitti. Neye şimdi göre konuşuyordun? Komşunun evine gelmiyorum, yapıyorum. Bu eve göre iddia, yorum yapıyorum sana. Senin o iddianı gerçekleştirmende. Tamam, bence eve gittiğinde... Hangi eve göre yorum yapıyorum şu anda? Bu eve göre, göre yapacaksın. Mi? Bu ev zaten bana çıktı. Ben temizledim. Tamam, ben yok, de o iddianı diyor. İddianı diyor. Kendi evinde göstereceksin diyor. Göstereceğim zaten. İnşallah. Eve git antrenman falan yap. Cam kapı falan. Niye, sen öyle mi yapıyordun? Yok, ben öyle yapmıyorum. Bak pazartesi günü yarıştım, bitti. Şimdi sıra sende. O iddia. O kadar iddiayı ben söyleseydim şu an burada, sen yarışmış olsaydın, ben eve gidince bu laflarımın altında kalmamak için temizlik yapardım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.